Sen birinci level'ı aldın. Neden sistem ettin bana? O kadar çok meditasyon yaptım. Bir de ben hani size müracaat ettim, çocuklara söylemedim, sonradan söyledim, bir sürü Biz de kutu sattık. yedim. Aynen. Sistem birinci 21 gün, ikinci 21 gün ve üçüncü 21 gün. Birinci 21 günde düşünceler değişir. Nefes alamaz durumda olurdum. Her akşam azıcık rahatlardım. Çocuklar korkardı, anne kaburgalarını kıracağız diye. Yaşanmışlıklardır insanı yaşlandıran. Yaşanılan olayların ağırlığıdır insanı yoran. Sana şunu söyleyebilirim. Ben bu yaşıma kadar cehennemi yaşadım. Bundan sonra cennetimi yaşamak istiyorum. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? En sonunda iyiyim canım ya. Ama sizin orada saat uygun şu anda galiba. Saat 10.30 Saat oldu. 10.30. Evet, Süper. 10.30. Bizde şu anda yarım. Nasılsın Saniye? Hoş geldin. Ah, seni özledim ya. Dur, yorumları da Ben kapatıyorum. Şey olmasın. de. Nasılsın Saniye? Çok iyi görünüyorsun. Yüzün inanılmaz aydınlık, parlak. Sen çok yakın bir zamanda ikinci level'ı aldın. Ama sen birinci level'da Perşembe gün, canlı. Çarşamba Perşembeydi. Evet, size çok da sitem ettim. Evet. Biliyorsun. Ama çok bekledim. Bana ne oldu? Biz ne yaşadık? Danışa yani diğer izleyicilerimizden merak edenler olacaktır. Sen birinci level'ı aldın. Neden sitem ettin bana? Hadi bakalım anlat. Ama ben o kadar çok bu meditasyonları, verdiğiniz ödevleri yapıyordum ki mesela sabah akşam yapıyordum. Haftada iki kez yapacağımı en az haftada 5 gün yapıyordum. Gündüzleri Haziran ayıydı zaten, yazdı. Günler de çok uzun. Evim bahçeli, bahçemde uğraşırken ayaklarımı yalın ayak toprakta yapıyordum. Birinci level'ı Haziran'da aldın. Öyle değil Evet. mi? Evet. Yani bak 6 ay olmuş. 6 ay oldu ama baştan ben hiçbir şey hissetmedim. O kadar çok meditasyon yaptım. Bir de ben hani size müracaat ettim, çocuklara söylemedim, sonradan söyledim, bir sürü Biz de kutu sattık. yedim. İşte görünmez bir şeye nasıl yapıyorsun? Her zaman elin boş döndün, her yere koştun ama bir şey yok. Sen Yedi bu şeyle. kadar Ondan sonra en sonunda onlara söylemek zorunda kaldım. İşte benim şeyim var falan. Neyse onlara da bir şey söyleyemiyorum. Sadece sistemim size oldu. Ama 2,5 aydan sonra başladım hissetmeye. Çok tamam, 2,5 tabii bak, 2,5 ay ne yap? yaptım. Bizim birinci 21 gün, ikinci 21 gün ve üçüncü 21 gün. Birinci 21 günde düşünceler değişir. İkinci 21 günde duygular, üçüncü 21 günde davranışlar ve hayat değişir. Sen 3,21 günü geçirdin. Bende bir değişiklik yok. Habire sitem ediyordun. Ben ne diyordum sana? Evet, bekle diyordun, olacak diyordun. Ama ben sonradan şunu fark ettim. Oldu Yani mu sonra? aşağı yukarı ben 40 yıldır ağır depresyon hapları kullanıyorum. Şimdi oraya Yani... geleceğiz. Şimdi oraya geleceğiz. Senin bu kadar geç sürmesinin nedeni ne diye sorarsan eğer o kısmı öyle anlat. Çünkü demin de söyledim ya, kimisi bir sepet yükle geliyor, kimisi bir kamyon yükle geliyor. Hele bir de bu Benimki işin tırdır, tır, tır. Benimki tırdı. Tır dolusuydu. antidepresanları vücuttaki beden kimyasındaki verdiği hasarları düzeltmek bile ekstra bir çapa, engel. Ya o çapaları sökmek, sen hiç onları kullanmadan bana gelsen inan 3-21 gün hiçbir şey kalmaz. Yaş var, yaşanmışlık var, travmalar var. O, toksik bir karakterle hayatın, yılların geçmiş. O duyguları değiştirmek var, ilaçların etkileri ve sen 3-21 gün bitti. Dedim ki ya arada bir destek çalışması yaptın mı ben sana? Sen istemiştin. Belki de yapmış olabilirim. Yok, Bilmiyorum. şeyler göndermiştiniz bana kendim yapmam için, videolar göndermiştiniz destek için.
Hiç senin yükünü almadım. Sana hiç destek çalışması yapmadım. Dedim ki kendi kendine yap. Gelecek. Bak, hoca öğrenciyi sırtına taşımaz. Asla. Yolu gösterir. Kendin düşe, kalka, bana, kıza, ede. Sen 2,5 ay. Sonra ne oldu? 2,5 ay sonra baktım, başımda böyle arkasında bir tuğla ağırlığı vardı. O çocukluğumdan beri vardı. O yok oldu. Sabahları rahat uyanır oldum. Ben 24 saat uyuyan kişiyim. Yani devamlı uyusam uykuya doymuyordum. Öyle bir insandım. O geçti. Kabızlığım zaten tamamen geçmeye başladı. Çünkü ben bir de günlük ilaç kullanıyordum onun için. Hastaneden profesör verdi ki bana bunu kullan dedi. O dahi fayda etmiyordu. Bazen 10 gün çıkmıyordum. Ya yani o durumdaydım. Başladım ishal olmaya. Tabii o ilacı bıraktım. Aşağı yukarı düzene girdi sayılır. Ondan sonra ben her Allah'ın günü sırtlarımı oldururdum çocuklarıma. Ezdirirdim daha doğrusu. Nefes alamaz durumda olurdum. Her akşam azıcık rahatlardım. Çocuklar korkardı, anne kaburgalarını kıracağız diye. Hani Ya. bastırın derdim ya, o kadar kötüydüm. Onlar geçti. Bunun yanında bir de Normal benim... biliyor musun? İlk bir haftada geçenler var. Ama direnç göstermesi, uzaması işte blokajların ve tıkanıklıkların ve kişinin geldiği Evet. yani Ya ben yıl 59 yaşındayım. Ben küçük değilim ki. Bir de o var. gençsin ya, gençsin, ne olacak? Yaşın çok genç. Yaşanmışlıklar var. Yaş değil. Evet. 70 yaşında, 82 yaşında, 92 yaşında danışanlarım var. Yaşanmışlıklardır insanı yaşlandıran. Yaşanılan olayların ağırlığıdır insanı yoran, hasta eden. Bu yükler çok olduğunda insanlar Ya hasta. ben sana şunu söyleyebilirim. Ben bu yaşıma kadar cehennemi yaşadım. Bundan sonra cennetimi yaşamak istiyorum. Ama Cenab-ı Allah seni bana, ben televizyon seyreden biri değildim. Hep Allah'tan şu son birkaç senedir hep sağlık istiyordum. Kur'an'da diyor ya, isteyin vereyim diye Cenab-ı Allah. Bir gün karşıma pembe elbiseli bir hanım çıktı. YouTube'u açtım. Psikolojik ameliyat. Açtım şunu bir dinleyelim. Yani şimdi bu videoyu izliyorsan zamanı geldi dedim. Doğru yerdesin dedim. Ondan sonra dedim ya, bu bana hitap ediyor. Çok videonu izledim. Ben senin sitene girip bakmadım hiç. Ne olacağını, ne yapacağını da bilmiyordum. Ama artık şöyle ki her yolu deneyince, hani derler ya, denize düşen yılana sarılır. Artık dedim bu benim son şansım. Cenab-ı Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki seni vesile kıldı bana. Yani ben şöyle diyeyim, ben sesini bile duymak istemediğim kişilerle oturup sohbet ettim. Birinci şey, o son zamanlarda artık şey olarak. Aha. En önemlisi de bu, karnım her gün akşam şişerdi, çok rahatsız ediyordu. Onlar da bitti. Daha önemlisi, ben 10 yıldır devamlı yediğimi kusan adamdım. İşte bu şekerden kurtulmak için ameliyat oldum. Onun da inzülün dahi kontrol altına alamadığım için İnsülini bıraktım. Şu anda 6 tane hap içiyorum şeker için. Ama ümit ediyorum onlar da bitecek inşallah. Ondan sonra bu kusmalarım aşağı yukarı %90 geçmişti. Perşembeden beri tamamen bitti. Oh, şükürler olsun. Çok şükür. Perşembe biz ne yaptık? Bir şey mi yaptık? İkinci level'a geçtiğin gün mü yoksa? İkinci level çarşamba perşembe gündü. İkinci level çalışmasını aldın ya. İkinci level bağlanma, ikinci bir temizlenme, arkasından 200 kat daha büyük bir güç sana yükleniyor. Sen o büyük güçle beraber ilk başta biraz sabırsızlanabilirsin ama çok uzun beklediğin için birinci level'da iyileşmeyi burada çok çok kolay.
geçeceksin. Geçmeyen ne varsa iki de geçiyor, biliyor musun? İnşallah, inşallah. Ona inanıyorum ama ben şöyle ki, kendimi iyi hissettikten sonra randevu aldım ama siz o zaman Beyza Hakan'ın programına çıkmıştınız. Mukaddes Başdil'in ilk albümü aralım. O zaman sizin üzerinizde randevularınız çoğalınca ben 3 ay bekledim randevuyu. Hani o şey de oldu. Onun için bu sefer hani bir an önce randevum önce hazır olsun dedim. Biliyorsun ki hemen randevum oldu 3. level için. Yani ikinci, ilk seans alanlar hemen o beklemeden dolayı ya işte ancak yetiştiriyoruz. Çok fazla, çok teşekkür ediyorum herkese. İnanan, güvenen ve benimle yola çıkan herkese binlerce teşekkürler ediyorum. Elimizden geldiği kadar herkesi kabul etmiyorum. Ama inanın açmıyoruz. Cevaplar vermiyoruz. Çünkü dolu. Yani Haziran'a kadar... Var. Bu çok sorumluluk gerektiren bir olay. Öyle aradan hızlı hızlı alıp yapılacak bir şey değil. Herkesle tek tek çalışıyorum. Grup çalışması olmaz. Böyle çalışmalarda insanları toplu bir araya alamazsın. WhatsApp grubu yapılamazsın. Herkes farklı. Herkesin bilinçaltı farklı. Herkesin gen karması farklı. Herkesle bu çalışmayı ayrı ve bireysel ve kişiye özel yapmak lazım. Bittikten sonra o kişinin geri dönüşlerinde de onunla birlikte adım adım ilerlemek gerekiyor. Evet. Doğal olarak alabileceğimiz bir kapasite var. Evet, sevgili masterlarım var. Onlar bana hep yardım ediyorlar. Onların da aldığı seanslar var. Binnur Duman Akademi olduk. Biz hocalarla beraber yürüdük. YouTube kanalım 17 kişinin takibinde. Instagram sayfam öyle. Bir akademinin hocaları öyle. Bizim asistanlar 2'ye çıktı. Yani kalın aile olduk. Ve doğal olarak bununla ancak bu kadar götürebiliyoruz. İnşallah sayımız çoğalacak. Allah gücünüzü arttırsın. Evet. İyi ki varsın. Gerçekten Allah yolunu açık etsin. Allah razı olsun. İyi ki Cenab-ı Allah seni bana vesile kıldı. Ben öyle biliyorum. Öyle inanıyorum. Ama şu var. Bu meditasyonları ben yapmak zorundayım. Çünkü Cenab-ı Allah al bu şifa sana demiyor. Sen de karşılığında bir şey yapacaksın. Ekmek yemek için çalışıyorsun çünkü. Karşılıksız hiçbir şey yok. O dengeyi kurmak zorundasın. Sen bir örneksin. Benim de gurur duyduğum bir örneksin. Neden? 2 ay boyunca yapıp hiçbir sonuç almadığın halde ben hayret almadım. Ettim. Daha 21 günde ben yaptım daha bir şey olmuyor deyip bırakan, bana kızan, çok affedersin bana küfreden insanlar var. Burada bir şey yok. Ama senin bilinçaltın direnç gösteriyorsa, hoca aynı hoca, sistemi uygulayan aynı, kişiler değişiyor. İsim şefkatli ol, kendine merhametli ol, olacaktır diyorum. 2,5 aya rağmen sen bırakmadın ve sonunda sonucu gördün. Bak, bir sürü ilacını bıraktın, birçok hastalığın yoluna girdi. Senin sağlıklı ve sağlığın. Yani ben seni hatırlıyorum ilk level'da. Yorgundun, çok yorgun. Çok kötüydüm, evet. Sürekli uyuyan biriydin, uyuklayan biriydin, kalkamayan, bir yerden bir yere gidemeyen. Seni mesela konuştuğumuzda arabadasın, işte yeğenini okuldan alıyorsun, işlerini yapıyorsun, alışverişini yapıyorsun, temizliğini yapıyorsun, insanlarla konuşuyorsun. Hiç demediğin insanlarla sohbet etmeye başladın. Evet, evet. Yoktu sende. Ya eskiden çok kötüydüm. Gerçekten kötüydüm. Mesela yürüyüşe giderdim. Bir arkadaşım beni zorla yürüyüşe götürürdü. Gelir evde yatardım. Normal pijamalarımı giyip gündüz yatağa gidip yatar uyurdum. Yani o durumdaydım. Gerçekten ama şimdi rahat her gün sabah 6'da 7'de uyanıyorum. Bayağı evimde de işlerimi yapıyorum. 5-6 tane hapımı bıraktım. Ben günde 15 tane hap kullanan insanım. Depresyon hapımın birisini bir ay önce bırakmıştım. Bugün ikincisini de bırakmaya başladım. İhtiyacım yok, kafam çok rahat. Şükürler olsun. Daha ne olsun? Şükür. Evet. İyi ki varsın. İyi ki bu yolda da birlikte yürüyoruz ya. Yani İnşallah. Ararken... İnşallah daha da yürüyeceğiz. Başka şeyler buldun, huzuru buldun, kendini buldun. Yıllardır hayatında ertelediğin aslında kendini, özünü buldun. Kendin... Ben çok iyi biliyorum. Benim anneme de çok büyüler yapıldı ve biz elimizde buluyorduk bunları. Kapıyla eşiğin arasına konuyordu çocukluğumda. Sonradan bana da yapıldı bunlar.
Çok iyi biliyorum yapıldığını. Evet. Zaten istenmeyen çocukluk, işte hep ayrımcılık. Bilinçaltı, aura, sistemler, travma, Evet. narsist bir insan. Hayatındaki narsist insan en büyük toksik enerji. Evet. Ve hepsi geride kaldı. Hepsi Çok bitti. şükür, çok şükür Allah'ıma binlerce şükür. Yolumuz açık olsun. Yola... Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. ederim. Ne demek? İyi ki varsın, iyi ki Sen de sana rastladım. canımsın benim. Sen de iyi ki varsın. Çok öpüyorum Hollanda'ya. Çok sevgiler. Kendine çok iyi bak. Yavru kuşum benim. Sen Allah. de canım, Hoşça güle kal. güle, hoşça kal.